Sevgili arkadaşlar hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tefas fon bilgilendirme platformunun nasıl kullanıldığını, fonların nasıl alındığını, fonların neler olduğunu Genel hatlarıyla öğreneceğiz bunların Bizler bunlar üzerinde nasıl işlem yapacağımızı sizlerle beraber Görmüş olacağız Öncelikli olarak değerli dostlarım bakın burada tefas fon bilgilendirme platformunu kullanmadan önce Biz fonun ne olduğunu öğrenelim daha sonra fonun nasıl alındığını daha sonra da burada gelip fonları sizlerle beraber inceleyelim. Öncelikli olarak bakın değerli dostlarım Fon wikipedia'yı kullanarak öğrenelim fon Arkadaşlar bakın genel mantığı şudur sepet yapma olayı yani Riski minimum seviye indirip karı maksimum seviyeye çıkarmak amaçlanır e, genelde fonlarda. Bu fonların içerisinde arkadaşlar birçok menkul kıymet bulunur. Mesela hisse senedi fonları vardır. Ayrıyeten hisse senedi artı devlet tahvili artı döviz, değerli maden, faiz getirileri olan bir pörtvöy vardır. Veya sadece e, mesela altın pörtvöyü vardır arkadaşlar. Karışık karışık e, pörtvöyler olabiliyor arkadaşlar. Biz bunu bir e, burada yazı şeklinde olan kısmını okuyalım. Daha sonra sizlerle işlemimize devam edelim. Bu videoyu izlerseniz eğer birçok bilgiye sahip olacaksınız. Fon sermaye piyasaları kurulunca yetkilendirilmiş kurumların yatırımcılarından topladığı birikimlerle risk dağıtmak amacıyla içerisinde birden çok e, burada menkul kıymetleri saymış arkadaşlar. Hisse senedi, devlet tahvili, döviz, maden, mesela altın, gümüş veya faiz getirili değerli kağıt olacak şekil şekilde çeşitlendirerek oluşturduğu bir portföydür demiş. Yani bakın arkadaşlar burada yetkili kuruluşlar var. Yani bize burada ne diyor? Evet Kuveyt Türk'te hesabı olan gidip Kuveyt Türk'le görüşsün diyor. TEP'te olan TEP'le görüşsün. Vakıf Bank olan Vakıf Bank'la görüşsün. Orada hesaplarını, fon hesaplarını açsın. Ama ben şunu söyleyebilirim. Yapı kredide bunun için özel bankaya bir daha gitmenize gerek yok arkadaşlar yapı kredinin fonlarını almak istiyorsanız Size böyle bir imkan sağlamış yapı kredi Direkt diyor ki gel benim uygulamam üzerinden al e, Oraya geleceğiz tekrardan Ve şu şekilde devam edelim Yatırımcılar fondaki birikimlerine karşılık bir katılım belgesi alırlar arkadaşlar bu fona katıldığınız için Bu katılım belgelerinin her birini bir nominal değerle değerleniyor Bunun üzerinden o parayı yatırarak ona sahip olabilirsiniz e, faiz fonları, hisse senedi fonları, karışık fonlar ve nesil fonlar olarak çeşitlenir. Sermaye piyasalarında büyük işlem hacmine sahip olan bir yatırım enstrümanı, enstrümanıdır. Yani bu alanda birçok kişi yatırım yaptığını e, öğrenmiş olduk. Sizler arkadaşlar buraya katılmak için ne yapmanız gerekiyor. Yani ben bir fon alacağım. Fonun ne olduğunu daha bilmiyorum diyenler için biz fonu öğrendik. Daha sonra bakın. Burada en çok kazandıran fona bakıyoruz bir yıllık. Mesela kıymetli madenler formu. Ben neyi kullanıyorum mesela? Yapı kredi değil mi arkadaşlar? Bakın tıklıyorum. Yapı kredinin fonunun içerisinde neler var? Bakın ben bunu alacağım mesela. Ee, örnek olarak söylüyorum sadece bunu. Bakın kodu YKT. Ben birazdan uygulamada da göstereceğim. Bakın fonun içerisinde ne var arkadaşlar? Şöyle size göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Ben buradan... Ee... Evet bakın kıymetli madenler ne kadarlık bir kısma sahip? Bakın şurada %42 oranında bakın bu fonun içerisinde kıymetli maden var. Devlet tahvili %28. Yani arkadaşlar bakın bu fonların içerisinde faiz de var. Tahvil ne demek arkadaşlar? Bir veya uzun süreli olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama tahville... Büyük ihtimalle şeyi karıştırıyor da olabilirim. Bir yıldan uzun süreli bakın vadeli mevduata bakın. Burada vadeli mevduat da var. Ee, küçük bir oranda %0,2 de faiz karışıyor bakın bilginiz olsun ee, Türev araçları da bu kadar Bakın buranın içinde ee, Gelip detaylı araştırmanızı Yapabilirsiniz Bakın arkadaşlar altın Bakın arkadaşlar burada en fazla altın kazandırmış Bakın görüyorsunuz Neyin ne kadar kazandırdığını da burada detaylı bir şekilde inceleyebilme imkanınıza sahipsiniz. Ben bir fon üzerinden gösterdim. Bu fonun nasıl alınıp satılacağını da birazdan size öğreteceğim. Sizler de gelip burada inceleyebilirsiniz. Bakın kamu sertifikaları da var fonun içerisinde. Evet, genel hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar. Bakın geriye çıkıyoruz buradan. Evet, kapandı buradan. Tekrar giriyorum. Siz gideceksiniz arkadaşlar bankanızda görüşeceksiniz. Ben e, fon almak istiyorum diyeceksiniz. Tabi doğrudan e, uygulamanız buna müsaade ediyorsa, mesela yapı kredi müsaade ediyor. Ancak sizin fonunuz, e, pardon, sizin e, kullandığınız araç müsaade ediyor. Mesela ziraat bankaya gelmenizi istiyor arkadaşlar. Ziraat uygulamasında denedim olmadı. Siz e, biliyorsanız, mesela o kodu öğreneceksiniz arkadaşlar. Fon alış yerine yazacaksınız. Birazdan zaten göstereceğim. Biz devam edelim. Biraz daha bilgi sahibi olalım. Bakın arkadaşlar, en çok kazandıranlarda mesela. E, Yapı Kredi'nin portföyüne bakın. FPE diye yazıyor. Mesela İş Bankası'nın portföyündeki olan siz hangi kurumunkini almak istiyorsanız arkadaşlar genelde gidin o kurumdan hesabınızı açın ama şunu söyleyebilirim. Ee, aracı kurumlarda arkadaşlar büyük ihtimalle farklı kurumların fonlarını da almaya imkan sağlıyor. Ben mesela Yapı Kredi'de denedim farklı fon almaya müsaade etmedi arkadaşlar uygulama. Ancak büyük ihtimalle al alabilirsiniz yani. Bunun için de bir aracı kurumla görüşmenizi e, istiyorum size zahmet olmazsa orada bir görüşün. Burada fiyatlarını vesaire kadar hepsini öğrenebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bakın buradan çıkalım. Tekrar şuradan Takas Bank Tefas'a girelim. Ben burada en yüksek neydi arkadaşlar? Kıymetli Madenler Portföyü'ne tıklıyordum. Evet yapı kredinin portföyünü tıkladım gördüm. Evet bakın ee, burada Fiyatını görüyorsunuz 0,06 arkadaşlar. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Fonun toplam değeri 1 milyar 940 milyon civarında. Bakın bir şirketin değeri kadar neredeyse fon var. Yatırımcı sayısını da görebilirsiniz. 18.462 tane de yatırımcı sayısı bulunuyor. Evet, bunları gördükten sonra, buraları inceledikten sonra sizler de geleceksiniz almak istediğiniz fonu detaylı incelemesini yapacaksınız. Belki arkadaşlar bakın bazı yatırım fonlarının içerisinde e, vade olmayabilir arkadaşlar. Bunları da detaylı bir e, analiz etmenizi istiyorum. Buradan geriye çıktıktan sonra bakın buradan çıkıyorum ben. Evet ben şimdi uygulamamı açtım arkadaşlar. Yapı krediyi. Oturumunuz sonlandırılmıştır diyor ama bakın ben burada bir dakika videoyu durduracağım. Şifremi yazıp size göstereceğim arkadaşlar. Birazdan görüşürüz sizlerle. Evet değerli arkadaşlar ben şu anda e, uygulamamı açtım Yapı Kredi'de bakın Yapı Kredi'de menü kısmına şurada tıkladığınız zaman e, Evet oraya tıkladığınız zaman burada arkadaşlar bakın fon portföyüm diyor. Bakın fon alış diyor bakın. Mesela fon alış tıkladım buraya. Mesela arkadaşlar Yapı Kredi Portföy Yönetim Anonim Şirketi'nin fon tipi arkadaşlar mesela bakın ben burada az önce size ne gösterdim? E, kıymetli madenler portföyünü gösterdim değil mi şemsiye fonlu. Buna tıkladığınızda bakın arkadaşlar risk seviyesini vesaire gösteriyor. Az önce de size söyledim bakın altın fonu 0,06 altın ağırlıklı ama tamamen altın yok. Buna tıklayıp mesela seçtim. Bakın arkadaşlar ödeme aracını buradan seçiyorsunuz. Alış miktarını yazıyorsunuz. Devamı dediğinizde bu işlem gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bu işlemde genel hatlarıyla bu kadar. Biz şu an fonu gördük. Fonun ne olduğunu gördük. Fon hakkında detaylı bilgilere sahip olduk. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Ee, Hoşçakalınız. Ancak şunu belirteyim faizle alakalı e, ben faiz üzerine işlem yapmayan yapmayacağım diyen arkadaşlar için bunları detaylı araştırın. Çünkü arkadaşlar genelde fonların içerisinde riski dağıtma amaçlı sabit getiri kaynağı olan faiz ve bunun yanında arkadaşlar tahvil, bono vesaire de bulunuyor. Bunlarda da genelde vadeli işlem yapıldığından dolayı arkadaşlar buraya otomatikmen faizin bulaştığını da bildirmekte fayda görüyorum. Kendinize iyi bakınız. Farklı bir videoda farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Çaylak bors borsacı e, her daim hizmet etmeye hazırdır. Hayırlı günler dilerim, görüşmek dileğiyle.